Bu videomuzda Siemens'in Sirius serisi motor koruma şalterlerine kısaca bir göz atacağız ve en çok kullanılan modülleri olan yardımcı ihbar kontak bloğu, arıza ihbar kontak bloğu ve düşük gerilim açtırma bobin bloğunun montajını yaparak testlerini gerçekleştireceğiz. Sirius serisi motor koruma şalterleri boy olarak S-0, S-0, S-2 ve S-3 olarak 4 ayrı boyda imal edilmektedirler ve bu boylarda çeşitli güçlerdeki motorların korunması sağlanmaktadır. Bizim bu videoda kullanacağımız motor koruma şalterimiz çevirmeli tip olan motor koruma şalteri. Yine Sirius'un üstten basmalı mandallı tip olan çeşitleri de bulunmakta. Motor koruma şalterimizin 1 ve 5 ile gösterilen kısımları bağlantı klemensleri. Boy S-0 ve S-0'da vidalı bağlantı haricinde yaylı klemens seçeneği de bulunmakta. 2 açma kapama kolu, 3 etiket alanı, 4 ürünle ilgili bilgileri alabileceğimiz kare kod bulunan kısım, 6 trip konumuna düşürdüğümüz, test ettiğimiz kısım, test mekanizması, 7 numara ile gösterilen yer ise termik ayarını yaptığımız kısım. Burada motor koruma şalterimizin açma yerisini görüyorsunuz. Motor koruma şalterimiz anma akımının 12 mislinine kadar olan akımlarda termik koruma sağlamakta, 12 mislinden sonraki akımlarda ise manyetik korumayla ani açma yapmaktadır. Tabii bu grafik kesin bir çizgi olarak net bir şekilde verilmiş ama bunun artı eksi histeriz alanı olduğunu da unutmamamız gerekli. Peki motor koruma şalterimizin pano montajı nasıl yapılmakta? Burada örnek resim S-0 ve S-0 için. Eğer DIN 35 raya oturtturacaksanız motor koruma şalterinin tırnaklarının üst kısmı yaylı. Öncelikle üst tırnağı oturtturduktan sonra motor koruma şalterini aşağı doğru bastırmanız ve daha sonra da alt tırnakları oturtturmanız gerekir. Yine çıkarırken de üstten bastırarak motor koruma şalterini aşağıya doğru önce alt tırnakları kurtarıp daha sonra üst tırnakları çıkarabilirsiniz. Peki pano gövdesine montajını yapacaksak ne olacak? Bunun için ekstradan kullanabileceğimiz aparatlar var. Bu aparatla da yine pano sacı gövdesine montajını yapmanız mümkün. Diğer boylarda ise pano gövdesine montaj için ekstra delikler üzerinde bulunmakta. Burada termik ayarını yaparken dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da şu. Termik ayarını yaparken tornavidamızı devamlı saat ibresi yönünde çevirmemiz lazım. Yani 360 derece burası dönebiliyor ve seçim yaparken akım değerini buradan seçerken buradaki tornavidamızı sadece saat ibresi yönünde çevirmemiz gerekli. Ters yönde, saat ibresi ters yönünde çevirmemiz konusunda Siemens bizi uyarıyor. Peki motor koruma şalterimin tribe düşme testini nasıl yapacağım? Öncelikle motor koruma şalterinizi 1-10 konumuna almamız gerekli. Arkasından test deliği olarak üzerinde gösterilen deliğe ince uçlu bir tornavidayla bastırdıktan sonra sol tarafa çektiğimizde motor koruma şalterimiz tribe düşecektir. Tribe düştüğü yerde trip yası bulunmakta. Yani saat ibresi olarak düşünecek olursanız saat 10 yönünde hizasında trip yazan yere mandalımız düşmektedir. Biraz sonra göreceğiz. Diğer arızalarda da motorumuz tribe düştüğünde bu trip yasının üzerinde durmaktadır. Siz motor koruma şalterine dışarıdan baktığınızda motor koruma şalterinin sıfır konumuna mı alındığını yoksa bir arızadan dolayı tribe mi düştüğünü bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Motor koruma şalterimizin mandal ucunda bir içeriden gelen sürgü şeklinde mekanizma daha var. Bu mekanizmayı motor koruma şalterini sıfır konumuna ofa çektikten sonra dışarı doğru çekip istenildiğinde güvenlik anahtarını bunun üzerine takabiliyoruz ve bu sayede motorun herhangi bir bakım sırasında ya da enerji verilmemesi gerektiği durumlarda on konumuna motor koruma şalterinin getirilerek enerji verilmesi engellenmiş oluyor.
Motor koruma şalterimize takabileceğimiz ekstra bloklarımız var. 1 olarak gösterdiğimiz arıza ihbar kontağı, 2 ve 3 olarak gösterdiğimiz burada yardımcı kontak blokları. Yine 9 olarak gösterdiğimiz yukarıdan ekleyebileceğimiz bir yardımcı kontak bloğumuz var. 6, 7, 8 olarak gösterdiğimiz kısımda ise uzaktan açtırma bobini, düşük gerilim bobini ya da erken kapanan kontaklı düşük gerilim bobinlerini montajını yapabiliyoruz. Yani kontak bloklarımız motor koruma şalterimizin sol tarafında, açtırma bobinlerimiz ise motor koruma şalterimizin sağ tarafında montaj yapılacak şekilde. Peki yardımcı kontak bloğunu motor koruma şalterimize nasıl ekliyoruz? Öncelikle motor koruma şalterimizi sıfır konumuna, off konumuna alıyoruz ve yardımcı kontak bloğumuzu motor koruma şalterimizin sol tarafına montajını yapacağız. Resimde 1 ile verilen tırnakları oturtuyoruz. Daha sonra yardımcı kontak bloğumuzu motor koruma şalterimizin gövdesine doğru çeviriyoruz. 2 numaralı pin ve delikler karşılıklı geldikten sonra ittiriyoruz ve yukarıdaki tırnakların motor koruma şalteri üzerine oturmasını sağlıyoruz. Çıkartırken de yandaki tırnaklara bastıktan sonra ince uçlu düz bir tornavida yardımıyla motor koruma şalterimizle yardımcı kontak bloğumuzun arasına sokarak ayırabiliriz. Yardımcı kontak blokları olarak ne var? Bir açık, bir kapalı, iki açık ya da iki kapalı seçeneğimiz bulunmakta. Yardımcı kontak blokları hareket mekanizmasından hareketini alır. Bu ne demek? Eğer siz motor koruma şalterini elle sıfır konumuna getirirseniz ya da herhangi bir arızadan dolayı, kısa devre ya da aşırı akım olabilir, herhangi bir arızadan dolayı motor koruma şalteriniz tribe düşerse yardımcı kontak blokları konum değiştirecektir. Eğer pano içerisinde çok fazla yer kaplamasın, ben yardımcı kontak bloğumu motor koruma şalterimin üzerine ekleyeyim diyorsanız da bunun için seçenekler var. Motor koruma şalterinin üst klemenslerin altındaki kapağı kaldırdıktan sonra üstten eklemeli yardımcı kontak bloğunu buradaki yuvaya oturtabilirsiniz. Üstten eklemeli kontak bloğu olarak, yardımcı kontak bloğu olarak da bir orta uçlu kontak, bir açık, bir kapalı ya da iki açık gibi seçenekler bulunmakta. Peki arıza ihbar kontak bloğumuzu motor koruma şalterimize nasıl ekleyeceğiz? Bu yardımcı kontak bloğundan biraz daha teferruatlı bir blok. Öncelikli olarak resimde verilmiş olan 3 numaralı tırnak ve yuvalarını birbirine karşılıklı olarak getiriyoruz, oturtuyoruz. Daha sonra resimde 1 ile verilen kısımdaki bir pin var. Bu pine bastığınız zaman hemen yanındaki mekanizmayı yukarı doğru çekmekte. Bir nolu pine basıyoruz. Bir nolu pine bastıktan sonra arıza ihbar kontağımızın üzerindeki mavi pine, yani burada 2 numaralı verilen mavi pine bastıktan sonra yine yuvalar karşılıklı gelecek şekilde arıza ihbar kontağımızı motor koruma şalterimizin üzerine doğru çevirip tırnakları yerine oturtuyoruz. Burada boy S3 için verilen ekstra bir durum var. O da şu. Biraz sonra videoda göreceksiniz ama arızaları algılayan kırmızı mandalları yukarı iten aşağıda yine beyaz bir pin bulunmakta. Yuvalı bir pin bulunmakta. Sadece S3 boy için o beyaz pini yukarı ittirdikten sonra, yani oradaki aslında kırmızı mekanizmaları yukarı kaldırdıktan sonra az önce söylediğim işlemi tekrarlıyorsunuz. Thank you.
Arıza ihbar kontağı tek tip olarak gelmekte. Burada termik arızalarda ya da kısa devrelerde kontakları konum değişen 57, 58, 65, 66 nolu kontaklar var. Ve bunun haricinde bir de sadece kısa devrelerde kontakları konum değişen 77, 78, 85, 86 nolu kontaklar bulunmakta. Motor koruma şalterimde iki türlü arıza oluşabilmekte. Bunlardan bir tanesi trip arızası, diğeri kısa devre arızası. Motor koruma şalterim trip arızasına ne zaman düşer? Aşırı yüklerde düşer. Uzaktan açtırma bobiniyle tribe düşürebiliriz ya da düşük gerilim bobiniyle tribe düşürebiliriz ya da manuel olarak yukarıdaki trip kısmından bunu tribe düşürebiliyorsunuz. Benim motor koruma şalterim tribe düştüğünde yine mandal trip yasının üstüne gelecek, yani saat 10 konumu gibi olacak ve tekrar kurmak istediğimizde öncelikli olarak trip kısmından 0'a getiriyoruz. Daha sonra 1 kısmına, yani 10 kısmına çeviriyoruz. Motor koruma şalterim tribe düştüğünde arıza ihbar kontağı üzerindeki kırmızı bayrakçık gözükür ama mavi pin dışarı çıkmaz. Motor koruma şalterimin akım değerini 0.63 ampere ayarladım ve yük olarak çıkışına bir fazlı direnç bağladım. Bu direncim benim 7 amper akım çekmekte ve bu akım değerinin motor koruma şalterinin tüm manyetik ve bimetal elemanlarından geçmesi için kontaklarını birbirine seri bağladım. 0.63 ampere ayarlı bir termik rölede 7 amper akımı aşırı yük olarak vereceğim. Bu manyetik açma eğrisine yakın olduğu için aşırı akımda hızlı bir açma bekliyorum. Yine kısa devrede ise buradaki direncimin ortasından köprü alacağım. Bu sayede 15 amperlerin üstüne çıkacağım ve 15 amperde manyetik açma eğrimin arkasında kalacağı için de yine kısa devrede manyetik eleman devreye girerek açma sağlayacak. Buradaki yeşil göz lambam benim yardımcı ihbar kontak bloğumun 33-34 nolu normalde açık kontaklarına bağlı. Kırmızı göz lambam ise benim arıza ihbar kontak bloğumdaki 57-58 nolu normalde açık kontaklara bağlı. Sarı lambam ise benim 77-78 nolu arıza ihbar kontak bloğumdaki normalde açık kontaklarıma bağlı. Enerjiyi veriyorum. 1-2 saniye içerisinde benim motor koruma şalterim açma yaptı. Dikkat edecek olursanız yardımcı kontak bloğuna bağlı olan yeşil göz lambam söndü. Bu kontaklar açma yaptı ve 57-58 nolu kontaklara bağlı olan kırmızı göz lambam devreye girdi. Bu kontaklar kapadı. Sadece 57-58 nolu kontakların kapanması, yani sadece kırmızı göz lambasının devreye girmesi, bunun bana bir aşırı akım arızası olduğunu gösterir. Aşırı yük arızasından dolayı motor koruma şalterim benim eğer tribe düşecek olursa içerideki bir metal elemanların soğuyarak yerlerine gelmesi için yaklaşık 1 dakika kadar beklememiz gerekti. Eğer bu bekleme yapmadan motor koruma şalterimi bir konumuna getirmeye çalışırsanız bir metaller hala eğilmiş oldukları için motor koruma şalterim bir konumuna gelmeyecektir. Bu beklemeyi yapmamız gerekti. Kısa devre arızasında peki ne oluyor? Kısa devre arızasında bu sadece kısa devrelerde oluşan bir durum. Kısa devre arızasında kırmızı bayrakçığı görürüz arıza ihbar kontağımız üzerinde ve mavi pin dışarı çıkar. Peki kurmak için ne yapmamız gerekli? Kurmak için öncelikli olarak arıza ihbar kontağı bloğu üzerindeki mavi pine basıyoruz. Daha sonra yine trip konumuna düşmüş olan mandalımızı önce 0'a, off'a, daha sonra da 1 konumuna, yani 10 konumuna çeviriyoruz. Enerjiyi veriyorum. Verir vermez benim motor koruma şalterim açma yaptı. Yeşil göz lambam devre dışı kaldı. O kontak açtı. Bununla birlikte hem aşırı akımlarda ve kısa devrelerde açma yapan 57-58 nolu kontağım, yani kırmızı göz lambasına bağlı olan kontağım kapadı. Bununla birlikte sadece kısa devrelerde konum değiştiren 77-78 nolu kontağıma bağlı olan, arıza ihbar bloğundaki kontağıma bağlı olan sarı göz lambam devreye girdi. Her iki göz lambasının da aynı anda devreye girmesi bunun bana bir kısa devre arızası olduğunu gösterir. Eğer benim motor koruma şalterim kısa devre arızasından dolayı açma yapacak olursa termik rölelerdeki gibi herhangi bir beklememize gerek yok. Çünkü burada eğilen termik röleden söz etmiyoruz. Bir bobin nihayetinde bu. Daha sonra beklemeden motor koruma şalterimi trip konumundan 0 alıp 1'e getirebiliriz. Sirius motor koruma şalterimde düşük gerilim bobini veya uzaktan açtırma bobininin montajı aynı şekilde olmakta. Burada yalnız sadece ya düşük gerilim bobinini ya da sadece uzaktan açtırma bobinini takabilirsiniz ve bunu motor koruma şalterimin sağ tarafına takıyoruz. Yine burada motor koruma şalterimi 0 konumuna alıyorum. Daha sonra sağ tarafına takmak istediğim bobin bloğunu getiriyorum. Önce 1 ile verilen tırnakları karşılıklı olarak yerine getirdikten sonra yine pinler, karşılıklı pinler yuvalara oturacak şekilde açtırma bloğumu motor koruma şalterimin üzerine doğru çevirip
çevirip tırnakları yerine oturtuyorum. Yine çıkartmak istediğimde de yandaki tırnaklara bastıktan sonra ince uçlu bir tornavida ile motor koruma şalterimle açtırma bloğumun arasını ayırıyorum. Sirius serisi motor koruma şalterlerinde uzaktan açtırma bobini olarak yine tek tip bir uzaktan açtırma bobini var. Ama düşük gerilim açtırma bobini olarak iki ayrı seçeneğim var. Yine bunlardan bir tanesi bildiğimiz klasik olan düşük gerilim açtırma bobini. Bir diğeri ise erken kapayıcı kontaklarla kendisini devreye alan düşük gerilim bobinimiz. Bu mekanizma nasıl çalışıyor? Yani 3RV2922 koduyla verilen bu erken kapayan kontaklarla devreye giren uzaktan açtırma bobini nasıl çalışıyor? Buradaki verilen erken kapama kontakları yine motor koruma şalterimden hareket alıyor. Ama tek farkla bu kontaklar motor koruma şalterim bir konumuna gelmeden önce kontakları kapanmış oluyor. Yani motor koruma şalterim bir konumuna geldiğinde bu düşük gerilim bobinim hemen öncesinde devreye girmiş oluyor. Ve motor koruma şalterim herhangi bir arızadan dolayı açma verdiğinde yine buradaki erken kapayıcı kontaklarda açıldığı için düşük gerilim bobinim devrede kalmıyor. Peki bu bana ne avantaj sağlıyor? Düşük gerilim bobinim sadece devrede enerji varken, yani şalterim on konumundayken devrede olacaktır. Diğer durumlarda şalterim off konumundayken devrede olmayacaktır. Bu bobinin ekstradan enerji sarfiyatını önleyecektir ve devamlı devrede kalmadığı için devreden çıktıktan sonra oluşabilecek parazit gerilimlerinden de etkilenmeyecektir. Diğer 7-8 nolu kontakları ben kumanda devremde kullanabilirim. Bu sayede herhangi bir arızadan dolayı eğer motor koruma şalterim açmayacak olursa kumanda devreminde enerjisi kesilmiş olur. Açık söylemek gerekirse erken kapama kontağıyla devreye almak bu mantık benim hoşuma gitti. Burada ben düşük gerilim açtırma bobinime bir stop butonu, yani kapalı kontak üzerinden enerji veriyorum. Eğer gerilim düşecek olursa ya da ben stop butonuna basıp düşük gerilim açtırma bobinini enerjisini kesecek olursam motor koruma şalterimi tribe düşürecektir. Uzaktan açtırma bobini mi yoksa düşük gerilim bobini mi derseniz, düşük gerilim bobini iki işlemi birden yapmakta. Yani hem düşük gerilime karşı motoru korumakta hem de sizin bu bobinin enerjisini keserek motor koruma şalterini tribe düşürmenizi sağlamaktadır. O nedenle hani çok özel bir durum yoksa düşük gerilim açtırma bobini kullanmak uzaktan açtırma bobinini kullanmaya göre daha avantajlı olacaktır. Aradaki tek fark, birine uzaktan açtırma bobinine bir start butonu üzerinden ya da bir açık kontak üzerinden enerji verirken, düşük gerilim açtırma bobinine siz bir kapalı kontak, bir stop butonu üzerinden enerji vermeniz lazım. Düşük gerilim bobiniyle açtırma yaptığınızda dikkat edecek olursanız aşırı akımlarda, yani aslında trip konumunda açma yapan arıza ihbar kontak bloğumun 57-58 nolu kontaklarına bağlı olan kırmızı göz lambam yandı. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Düşük gerilim koruma bobinimin enerjisi yokken motor koruma şalterim trip konumunda olacaktır. Bunu siz sıfıra getirip bire getirip kuramazsanız trip konumunda kalacaktır. Motor koruma şalterini kurabilmeniz için sizin düşük gerilim açtırma bobinine enerji vermiş olmanız lazım. Motor koruma şalterim bildiğiniz gibi pano sacı gövdesine montajını yapılmakta. Bunu eğer pano kapağına uzatmak istiyorsanız hareket mekanizmasını, bunun içinde çeşitli uzatma aparatları bulunmakta. Yine pano dışında bir yerde kullanmak istiyorsanız da bunun için ekstra seçenekleriniz var. Bunun haricinde güzel bir şey, aynı sigortalarda olduğu gibi burada 5 modüle kadar kullanabileceğim faz dağıtım barası bulunmakta. Yani 3 fazı motor koruma şalterimin girişine bu baralarla dağıtabiliyorum. Onun haricinde de yine normal bir bara ya bağlantısı için bara bağlantı adaptörü bulunmakta. Motor koruma şalterlerim devrede tek başına kullanılmıyor. Bunların dışlarında yine kontaktörler bulunuyor ya da Sirius serisi başka diğer kumanda ve kontrol elemanları kullanabiliriz. Siemens bunların kendi aralarında geçişinde geçiş konnektörleri sunuyor. Bu sayede işçilik kolaylaşıyor ve pano içerisinde kapladığı yeri de azaltabiliyoruz. Bu videomuzda Sirius serisi motor koruma şalterlerini inceledik ve testlerini yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. We'll be right back.